İyi günler sevgili dostlar. 13 Ekim 2021 Ardahan Çimliçayır köyündeyiz. Kovanımıza daha bakacağız durumuna. Bu kovanın Mayıs ayında bölündü. Hava 14-15 derece civarında bugün. Hava güzel. Şuradan aranın görünümünü. Efendim? Şuradan aranın mevcudu görünsün diye çekiyorum. Sonradan da şeye bakalım. Bu arı Temmuz ayında bölme arı. Eski anasıyla beraber buraya aldım. Anası güzel gelişti. Diğer analara göre, arılara göre biraz daha iyi gelişti. Yani mevcudunu 3 çıta ayırmıştık. 5'e çıkartmış, 5'i de geçmiş belki yani. Baba, anasını gösterir mi? Anasını göstereyim onu. Bu çıta da balı yok bu çıta da. Önce şeyini alsaydım. Ozan az, arı azgın oğlum. Ozan arı azgın. Huzursuzluğu var bunun bir. Huzursuzluğu ama nedir bilemedik. Bir bakalım neyi var. Mevcudu iyi. Stoğu az olduğu için huysuz olabilir. Çok stok yaptırmaya çalıştık şeyden beri. Baldan sonra doğru, çok huysuz. Ne sorunu var bir bakmaya çalışacağım. Anası burada. Anası burada. Onu da gördün mü? Ozan bak oyalıyorsun onu burada işte. Ha. Anası burada. Kemeri var. İnce bir kemeri var. Bir sıkıntısı var. Stresli arı. Ciddi anlamda stresi var. Anlayamadık. Allah stresini. Hava kovan açılmayacak da açılacak arası bir derecede yani hafif ısıran bir serinlik var, hafif ısırıyor yüzümü havanın rüzgarı hafif ama yumurtadan kesildiyse arıyı kışın açmakta da bir faydası zararı yok arkadaşlar yani yumurtadan kesilmiş arıyı açmada bir sakınca yok yumurta varsa kuluçkayı üşütme sorunumuz olur. Burada görünüyor mu bilmiyorum. Şurada bir küçük bir kemer var. Şey küçük bir kuluçka var. Küçük dediğim çay tabağı kadar. Evet. Bu arının stoğu fena değil. Mevcudu da fena değil. Kuluçkası da var, yumurtası da var. Ama çok şey, agresif yani. Bir huysuzluğu var arının. Şeyin saldırısına uğramış olabilir. Harami saldırısından çıkmış olabilir. Bilemiyorum.
bir soğuk yaşamış, soğuk olabilir yeri. Mevcudu çok güzel. Ben varroayı genellerinin üstünde çok rahat görüyorum. Varsa eğer. Mevcudu şeyi çok güzel, açık balı var, kapı sırlı balı, sırrı çok yok herhalde, bilmiyorum, bir kendine mevcut balını yetersiz mi görüyor acaba kış için, onun sıkıntısı mı var bilemiyorum. Arda hava bugün güzel. Arı dışarıda çalışıyor. Bütün kovanlar dışarıda çalışıyor. Bugün suya giden mi dersiniz? Çiçeğe konan mı dersiniz? Ben genelde kovanlarım anasını iki çıta, üç çıtayla ayırıyorum, eski analarını. Ve bu çıta da ağır, balı var bu çıtada. Açık ve kapalı balı var, sırlı balı var. Arının durumu aslında iyi görünüyor ama huysuz olması biraz bizi şey yaptı. Kovandan memnun olmayabiliriz. Kovanımız biraz emanet oldu. Ben arıların önce yani böleceğim zaman anasını İki çıta, üç çıtayla ayırıyorum. Kovan düzeni anasız kolonide kalıyor. Yani eski kovanın düzeni anasız kolonide kalıyor. Balı, poleni, yumurtası falan zengin oluyor onun. O kovanı geliştiriyorum. O Eylül ayında arı kontrolü diye attığım videoda işte mesela bunun değil ama bunun durumunda bir arı. Anasını bu şekilde almışım. Anasını böyle almışım. 3 çıtada. Bu 5 çıtaya çıkmış. Güzel. O da 7 çıtada kalmış. Bal alamadık bu sene, pek bal konusunda bir fikir sahibi olamadık. Bal olmadığı için. Ama arının iyi yine durumu. Sevgili dostlar. Yani durumu iyi derken bal almadık ama arıyı ikiye bölebildik. Bizim Ardahan'da arının bölmesi, çoğaltılması bu kadar kolay olmuyor. Mayıs'tan önce arıya mesela müdahale edemiyoruz. Çünkü Mayıs'ta ancak arı kıştan çıkan yavrularını değiştirmiş oluyor. Nisan'da değiştirmiş oluyor. Mayıs'ta arı coşuyor. Oğul mevsimi Mayıs'ta başlıyor. Ama o kadar tuhaf olur ki mesela bazı aylarda Mayıs'ta oğul alırken, 17 Mayıs'ta aldığımızı hatırlıyorum ben. Bazı yıllarda da Temmuz'u kadar ilerleyebiliyor bu süre. Temmuz ayına kadar gidebiliyor. Bu arı hiç rahat değil. Sorununu da çözemedik. Bilemedik yani sorunun ne olduğunu. Bu arı
agresif ama sokma eğilimi yok yani. Uçuyor, konuyor, kaçıyor ama sokma eğilimi göstermiyor. Bu keki de kendim yaptım. Onu veriyorum. Kendim yaptığım keki veriyorum. Arı huzursuz biraz. Bu kovanımızın durumu da bu şekildeydi sevgili dostlar. Bereketli bir yıl diliyorum sizlere. Şöyle aralığımızdan da kısa bir çok güzel güneşleniyor arı. Şu an doğa yeşil ama şey yaptığımız gibi ağaçlar yapraklarını dökmeye başladılar. Doğamız, coğrafyamız da bu şekilde. Bereketli bir yıl diliyorum.